Selamünaleyküm millet. Bugünkü konuğumuz 2018 model. Şöyle klasik Dossi. Bu motor takribi orijinal olarak full orijinal. Şu an 100 cc falan bir hacme sahip. Biz bunu ikinci el aldık. Kilometre şu anda 1986'da. İlk aldım, ayarları çok bozuktu, hiç yürümüyordu. 70-80 üstüne çıkmıyordu. İşte karbüratör ince ayarlarını yaptım. Sıvam ayarını kontrol ettim. Ondan sonra cıma kendi filtresini söküp açık hava filtresi bağladım. Şu şekilde. Bagalarını biraz daha hafif koydum. Bir de varyatör borcunu biraz tıraşladım. Tabii aman ne kadar görüntülü burası. Neyse, varyatör borcunu kısaltmak tabii ki motorun ilk kalkış imelenmesinden bir miktar çalıyor. Çünkü bu motorun gücü biraz daha kısa burcu biraz kaldırmakta, ilk kalkışta imelenmede biraz zorluyor. Neyse, şimdi ben bu akşam bu motoru önce 125 cc yapacağım krank değiştirmeden, ardından 135 cc yapacağım ve son olarak da 155 cc yapacağım. Her defasında atıyorum, önümüzde şimdi otomana gireceğiz. Önce bir 50 metrelik bir rampa tırmanış, takribi 100-150 metre düz, ondan sonra otoban çıkışı iniş. Bir tahmin ediyorum, ne yapalım, 0.80 mi yapalım, 0.100 mi yapalım, 0.90 veya 0.80 mi diyelim, 0.80 diyelim ya. 0'dan 80 km hıza göstergeye göre kaç saniyede çıkacak, ince ayarları yapıldıktan sonra 2018 orijinal Rossi, onu test edeceğiz. Daha sonra 125'i test edeceğiz, daha sonra 135'i ve en son olarak da 155 cc'yi testini gerçekleştireceğiz. Bakalım şimdi. Motorun ince ayarları gayet güzel. Kendim yaptım. Şöyle sehpadan indireyim şunu. Şu şekilde telefonla çekeceğim. Yani göstergeyi net çekebilmek için saniye ölçeceğiz ya şu pozisyonda. Bakalım. Tam şu direk hizasından 0'dan 80 km hıza kaç saniyede çıkacak? Bismillah. 3, 2, 1. Evet millet, 2018 Classic Rossi'mi 125 cc'ye çevirdim. Aynı dileğin hizasına geldim. Şimdi yine otobana çıkacağız. 0'dan 80 km hıza maksimum hangi hıza çıkacağız? Pardon, 0'dan 80 km hıza kaç saniyede varacağız? Şimdi hep beraber deneyeceğiz. Ben de merak ediyorum. İlk hissiyatım muhteşem. Harika bir tork artışı oldu motorda. Yani çok beğendim. Bir 10-15 km gezdim. Şimdi bir öncekinde dediğim gibi ilk 100 metre tırmanış, daha sonra düz, ondan sonra otoyol çıkışı. Hadi bakalım hep beraber deneyelim kaç saniyede 0'dan 80'e ulaşacağız. Telefonu bu şekilde tutacağım ki göstergeyi net görelim. 80 tam şu nokta arkadaşlar, parmağımın ucunda. Hazır olalım. 3 2 1. Açtık. Selamünaleyküm millet. 2018 Rossi'mi 125'ten sonra 140 cc yaptım. Yani 135 cc yaptım. Şimdi birazdan 135 cc ile de 0.80 saniyesini hep beraber ölçeceğiz. Bundan önce çok merakımdan ötürü 155 cc, yani daha büyük pistonu taktım. Fakat onda verim alamadım. Dolayısıyla onu hiç çekmedim. Çünkü piston silindirim biraz
gerisinde kaldı. Tam olarak uyum sağlamadı yani. Dolayısıyla seçeneklerimiz ikiye düşmüş oldu. 100 cc'den sonra 125, 125'ten sonra da 135 cc. Şimdi 125 ile 135 arasında çok fark var mıymış? Birazdan onun da saniye testini yapıp üçünü de karşılaştırmış olalım. Her zamanki yerdeyiz. Yine direğin hizasındayım. Sıfırdan itibaren gazı açacağım. Gazı açtığım anda itibaren saniyeyi başlatacağım. Video editleme programında. Bakalım bu da 8'in gösterge 80'e ulaştığında kaçıncı saniyede olmuş olacak. Şu arkamdaki araba geçsin. Evet. 3 2 açtık. Evet arkadaşlar, motorun silindir hacmine göre tepkileri bu şekilde. Tabii ki bu videoda yola başladığım yerin başlangıcını, özellikle başlangıç kısmını rampa yukarı, hafif rampa yukarı seçtim ki silindir hacimlerindeki güç veya performans farkları biraz daha meydana çıkmış olsun diye. Atıyorum başlangıç noktası hafif rampa yukarı değil de tam düz yol olsaydı belki bu aralarındaki saniye farkları biraz daha düşük çıkabilirdi. Çünkü malum bildiğiniz gibi motorların silindir hacimleri motorun son hızından ziyade torkunu, yani çekiş gücünü arttırmaktadır. Şimdi bu ne kullandık? Şu şekilde bunun orijinali burada gördüğünüz gibi 50 mm çapında bir silindire sahip. İlk önce onu söküyoruz. İlk önce söktüm. İkinci videoda, orijinalinden sonraki olan 125 cc diye isimlendirdiğimiz videoda ikinci denemedeki silindir şu şekilde gördüğünüz gibi 52,5 mm çapında, yani sadece 2,5 mm çap büyümesiyle bu şekilde bir performans farkı meydana çıkıyor. Bunun bir sebebi de şey diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Motorun orijinal silindir kapağı, motorun kendisi hani sanki 100 cc gibi desek de silindir kapağı, silindir çapından biraz daha küçük, 52,5'luk çıktı. Yani 125 cc bir silindir kapağına zaten sahip olduğunu gördüm bunu söktüğümde. Yani dolayısıyla 100 eski orijinal halindeyken sıkıştırma oranı olması gerektiğine göre düşük çıktığı için demek ki orijinal silindir hacmine göre sıkıştırma oranı düşük olduğunda orijinal silindir hacmine göre performansı biraz daha düşük kalıyor. Benim buradaki tercihim ne olacaktır işin açıkçası? Hem maliyet fiyat uygunluğundan ötürü ve birebir orijinal parça olduğundan ötürü, silindir kapakları tam uyum sağlayacağından ötürü benim tercihim işin aslına bakacak olursanız ikinci seçenek olan 125 cc seçeneği olacaktır. Üçüncü seçenekteki ise şu şekilde 54 mm çapında, yani 50, 52,5, 54 mm çapında silindirleri mevcut. Tekrar edeyim, 58,5 çapında silindir de ayarlamış benim arkadaşım ama onun pistonu silindirin biraz geride kaldığı için verimsiz bir çalışma olduğundan onu taktıktan sonra, denedikten sonra tekrar söktüm. Üzerinde şu anda 54 mm mevcut takılı. Yani son halindeki hali gayet de güzel oldu işin açıkçası. Şimdi biz bu silindir hacimlerini ben bu şekilde adlandırıyorum ama hani 100, 125 ve 135 diye, tabii ki de stroke boyundan ötürü, stroke boyunu da tam olarak vermeyeceğim. Orijinal silindir hacmini de tam olarak vermeyeceğim. İsimleri bu şekilde olsaydı tam hacimleri tabii ki de 100, 125 veya 135 değil. Bunlardan biraz daha farklı rakamlar.
Neyse, izlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.